Dostlar hepinize selamlar ben Karın Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz Hoş bulduk canım Dostlar bu video bir açıklama videosu gibi bir şey Artı size önereceğim birkaç bir şey var Eğer hesabınız çalındıysa o hesabı nasıl kurtaracağınızı falan anlatacağım Şimdiden videoyu dikkatlice dinlemenizi istiyorum Hesap hakkında olan gelişmelerin hepsini sizlere aktarıyordum Bugün ayın 28'inde olan bir gelişmeyi de sizlere sunacağım Diyeceksiniz ki Oha bunu da mı yaptı Benden beklemeyeceğiniz hareketler yapıyorum bu aralar Ama yapacak bir şey yok Teşekkür ederim kardeşim. Şöyle söyleyeyim. Beni buna zorluyorlar abi. Normalde ben böyle bir insan değilim. Ben ne yapıyorum? Oyunumu oynarım. Gırgırımı yaparım. Goy yapar. Geçerim. Ama bana illa diyorlar ki yap bunları yap. Bunları yapmazsan böyle biri olduğunu bilmeyeceğiz. İlla bunların hepsini teker teker yapmam lazım. Diyeceksiniz ki bu laflar ne alaka? Arkadaşlar biz öyle bir şey yaptık ki muhtemelen bu video telif yiyebilir. Telif yememesi için elimizden geleni yapacağız. O yüzden siz güzel güzel like'larınızı atarken kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şuradan da bildirimleri tümünü alırsanız attığımız her videodan haberdar olabilirsiniz. O zaman hızlı bir şekilde açıklama videomuza geçelim. Dostlar bildiğiniz üzere 50 yaşındaki bir tane takipçimiz bize bir tane hesap hediye etmişti. Hatta ben bunları konuşurken arkada hesabımızın videosu döner. Adem onu halleder. Tabii efendim. Maskarası vardı maskarası 4'tü. maskara seti de vardı. Ayrıyetten en sevdiğim bir tane ayakkabısı vesaire vardı. Hesap çok güzeldi. Bana hediye geldi. Ben hem bu hesabı kullanıyordum hem de diğer hesabı kullanıyordum. İkisi arasında git gel git gel yapıyordum. Sonra ben aktif olarak bu hesaba geçtim. Diğer hesap köşede duruyordu. Ya dedim ki ben bu hesabı neden izleyicilerime vermiyorum. Boşta duracağını bari aranızdan biri kullansın bu hesabı. Bize hediye gelen hesap da 50 yaşındaki takipçimizin yeğeninin hesabı. O kullanmış kullanmış kullanmış. Belli bir süreden sonra oynamayı bırakmış. Böyle olunca da hesabı bize vermişti. Youtube'da duyur arkadaşlar böyle böyle bir hesabımız var bu hesabı çekilişle sizlere vereceğiz diye söylemiştik katılan arkadaşlar oldu en son biz ne yaptık İşte bundan yaklaşık 7-8 gün önce bir tane canlı yayın açıp canlı yayında bizzat sizlerle birlikte sizler de şahit olmuştur 2000-3000 kişiyle biz açıklamasını yapmıştık kazanan arkadaşımız Ehsan'dı Azerbaycanlı bir arkadaşımız zaten ona geçenki videoda hesap falan disk 10 olayı bitti her şeyi hallettim elimden geldiğince tamam biraz dediğim gibi fiyat girdik kıçımıza söz namustur arkadaşlar söz vermek vermeye benzeriz. Bize böyle öğrettiler. Bu işin böyle. Biz bu hesabı e, çekilişle verdikten sonra kazanan arkadaşı canlı yayında Discord'a falan çağırdık. Hatta onunla biraz konuştuk ettik. Ben 5 dakika sonra Discord'a girip custom room kurdum. İşte çocuklar oynadı falan kazananı 300 UC falan veriyorduk. Onu hallettim. Onu hallettikten sonra en son alanda 1v1 kaldılar. Diğer arkadaşımız diğer arkadaşını vurdu. Maçı bitirdik. Tak! Hesaba biri girdi. Apple üzerinden biri girdi. Ben bir şoka uğradım. Hani düşünün. Hesap 5 dakika sonra birine teslim edeceksiniz. Ama hesaba başka biri giriyor. Ben bir ilkten tilt oldum. Hani düşün vereceksiniz hesap biri giriyor. Hemen hesap sahibine yazdım dedim abi böyle böyle böyle. Bir şey sen mi girdin? Bana dedi ki yok ben girmedim. Zaten hesabı sana verdikten sonra hesap benden çıktı. Tamamen sende. Gmail'den giriş yapmak istersen dedi. Atarım dedi kod. Çünkü ehsan üstüne yapacaktık komple. Her neyse ben dedim Allah Allah böyle bir triggerlandım. Ondan sonra ben Gmail'den giriş yaptım. Hani sonuçta Facebook Facebook'tan girilmiştir diye düşündüm. En kötü Gmail ile giriş yapıp Ehsan'ın numarasını bağlarız dedim. Abi bir baktık tak Gmail ile giriş yapılmıyor. Şifreye giriyoruz ama gmail'lik şifre işlemiyor. Ondan sonra dedik ki aha işte arkadaşlar biliyorsunuz bir hesabın ana kısmı Gmail'dir. Yani şuradaki görmüş olduğunuz e-posta. E-posta adresine bağlı. Bu bağlıysa üst bağların hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü adam istediği zaman buradan girip şuraya bir tane telefon numarası bağlar. Bunu da aktif eder. Üst bağlardan nah giriş yaparsınız. Derken aynı olay bizde oldu. Vay, mı lan bu kafe, güzel. Bir gün uğraştım. iki gün uğraştım. Baktım olmuyor. Gittim. Hemen dedim ki bizim bir tane yayın yayıncılara özel Discord'umuz var. Orada işte PUBG Mobile yetkililer var. Gittim dedim böyle böyle bir problem var. Çekilişle vereceğim hesaba Gmail falan bağlandı. Bunu düzeltebilir miyiz dedim ve evet cevap gelmedi. Ben dedim ki madem PUBG Mobile Türkiye yetkilileri ilgilenmiyor biz de bildiğimiz yolu izleyip o yolu çizeceğiz. Ne yaptım? Karın rahat durur mu? İki gün uğraştı, üç gün uğraştı. Baktım olmuyor. Size ufak birkaç taktik vereceğim hesap kurtarmayla alakalı. onu da şunu bir anlattıktan sonra veririm. PUBG Mobile yetkililerinden bir haber gelmeyince ben dedim ki yok abi bu böyle olmayacak. Adam istediği zaman hesaba girebilir. Çünkü anladınız mı? Hesabın artık bir garantisi yok. Hesap bizden çıkmış. Biz işte bir umuttur yaşamak mevzusuyla hesaba giriş yapıyoruz. E arkadaşlar baktık olmuyor. Çocuk günde bir kere hesaba giriyor. Bize şey demeye çalışıyor. Hesap bende. Ne yaparsanız yapın hesap bende. Çocuk 15 gün hesaba girecekti. 15 günden sonra şuraya telefon numarası bağlayacaktı muhtemelen. Bu muhtemelen 5. ve 6. günü. Ben dedim ki abi dedim bu hesap bizden max 10 gün sonra komple gidecek. Bizden kimse çalamaz mantığıyla gittik hesapta şöyle bir hile açtık. Bu arada şunu da demek istiyorum. Oğlum Hileyi ben açmadım. Instagram'a girdim abi. Benden herkes Abi biz de kullanalım biz de, de Ya hile kullanmayın kullandırtmayın gerek yok. Ben sadece olması gereken bir şey yaptım. Zaten ben kullanmadım. Ben de birine verdim biri halletti. Biz o şekil yaptık. Ya yok kardeşim inşallah öyle bir hile videosu yüklersin. Hile nasıl kullanılır? Hile nasıl kurulur? Vesaire videosu bekliyorlar benden. Ya beyler saçmalamıyorum kurban olayım. Salak salak konuşmayın oğlum. Hileyi burada sansürlü göstereceğim. Sebebi ise biliyorsunuz PUBG Mobile'in telif hakları var. Bu telif ufaklarından bir tanesi de bu hile muhabbeti. O yüzden hileyi burada sansürlü göstereceğim. Sansürsüz bir şekilde görmek istiyorsanız arkadaşlar Instagram'ımı bırakacağım. Çünkü Instagram'da hikaye olarak paylaşın. Hatta bana çoğu kişi ben size isteklerden şöyle göstereyim. Şöyle çekiyorum aşağı doğru. Bakın arkadaşlar. Evet yöneticim bu video yazmış. Helal sana karal. İşte efendime söyleyeyim. İçim rahatladı yemin ederim abi. Eee ban yedim mi? İşte banlandım mı diye millet soruyor. Yani bu yapmış olduğumuz hareket bize göre yanlış değil. Sonuçta ortada bize yapılmış bir yanlış var. E madem ben giremeyeceksem çalan kişi de giremeyecek. E o zaman biz de sokmayacağız. Bu hesap ortadan kalkacak. Sonuçta zaten bana giren girmiş. Ben Ehsan'a hesap ayarlamışım. Üstüne Ehsan hesabını fullemişim. Benim görevim yerine gelmiş. Çalınan hesap da o arkadaşa kalmayacak. Bu arada çalan arkadaş da Türk. Haberiniz olsun. Arkadaşlar şöyle bir dosya hazırladım. Kimse bizden çalamaz. O dosyaya birlikte girelim. Bu dosyaya girdiğimizde şaka şaka çaldılar ama. Şimdi bir tane dosya bizi bekliyor. Şimdi buna da giriyoruz. Ondan sonra bir tane dosya daha açtım. Çalan kişi ekmek yedirmeyiz. Madem ben yemeyeceksem o ekmeği, sen hiç yemezsin. Beni ilk defa bu kadar toksik görebilirsiniz ama vallahi yedirme. Her neyse şöyle giriyoruz buraya. Bizi burada iki tane video bekliyor. Aa bu ne lan? <laughs> Ee, dur 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 bu 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 video değil arkadaşlar çok özür diliyorum yanlış video almışız hemen düzeltiyorum şimdi arkadaşlar ilk olarak size şunu göstermek istiyorum arkadaşlar hala like atmayan varsa rica ediyorum şu like'lara abanın bu video çıkabildiği kadar öne çıksın çünkü hesabınız çalınırsa yapacağınız 2-3 işlem var onları da videoda anlatacağım ilk olarak bir videomuzu izleyelim buna sansür eklemene gerek yok adem tamam abi tamam şurada bypass falan yazacağım o kadar tam da bir şey olmaz arkadaşlar ben instagrama story attıktan sonra millet hileyi benim açtığımı sanmış ama yok arkadaşlar biliyorsunuz biz sonuçta içerisindeyiz içerik üreticisiyiz. Bizim bir ünvanımız vesaire var. Biz istesek de ilaç açamayız. Açmamız da zaten yanlış olur. Bir tane kardeşimize dedim. Al şu hesabı. Bir arasını. O dedi ki abi sen yeter ki iste. Bypassı açmış tamam mı? Zaten cihaz girişini görürsünüz. Yani yok bilinmiyor. En sonunda o arkadaş gelmiş Bakın Apple'dan arkadaş kendisi girmiş. Bir kontrol etmiş ne var ne yok. Şuradaki günü doldurmaya çalışıyor. Telefon numarası bağlamak için 15 gün hesaba giriş yapması lazım. O günü doldurup hesabı alacak. Arkadaş giriş yapmış. Hesabında bu hesap olduğuna dair bir kanıt. Bypass'ı açmış. Bakın hesabın ismi son sonradan değiştirildi kara 31 69 58 seviye hiçbir sıkıntı yok elinde maskara dördü var üstünde beyaz mıyası var kafasında dikenli kaskı var aynı şekilde yani zerre sıkıntı yok gördüğünüz gibi hesap bu hesap özellikle buranın videosunun çekilmesini istedim illaki bazıları şey diyecek ya, kardeşim, sağ ol, lan, bu kadar uğraşmam bu kurgu için bu kadar uğraşmam burada galiba canı sıkılıyor bir şeyler parçalıyor hile arkadaşımız bunu gösterebilirim dediğim gibi bundan yana hiçbir problem olmaz İlk videomuz bu şekilde asıl gelelim diğer videoya dediğim gibi arkadaşlar bakın bu video adem buna mutlaka sansür ekle çünkü PUBG Mobile bize telifi çakar abi. Eğer arkadaşlar sansürsüz halini izlemek istiyorsanız ben olmadı bir daha hikaye atarım bu videoyu sansürsüz bir şekilde. Oradan da izleyebilirsiniz. Zaten Instagram profilim açık. Direkt hikaye tıkladığınız gibi izleyebilirsiniz. He, belki yanlışlıkla takip edersiniz. Orası size kalmış. Instagram şöyle yasin.c açıklama kısmında da var. Oraya gidip bakabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir videoyu başlatıyorum. Burada bu arada video videonun kendi sesi yok. Şurada a, elemanımız AK alıyor. Bootcamp patlamış ve kim geliyorsa hepsini böyle teker teker tarıyor. Şöyle bir eğim düşünün. Tamam şöyle anlatayım. Bir eğim düşünün. Eğim şöyle geziyor. Tak 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 tak. Yani sanki kuş avlıyormuş gibi düşünüyor. Herkese sadece bir mermi gidiyor. O kadar hızlı inmiş ki adamlar hala yukarıda. Videonun bakın daha 11. saniyesi. 11 saniyede 15 leş almış ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bak hala tarıyor. Ya bu güzel bir şey değil. Tabii ki de güzel bir şey değil. Ama mecbur kaldık. Bunu yapmasak hesap bir tanesine gidiyordu. Ekmek yedirmem. Ben yemiyorsam o ekmeği vallahi yedirme. Şöyle düşün bir pasta var. Pasta sizin hakkınız ama o pastayı sizin elinizden alıyorlar. Bizimki de o mantık. Oh kurban olduğum nasıl anlatıyor bak nasıl anlatıyor. Asıl olay burada başlıyor arkadaşlar. Bakın şu an totalde Birinci dakikaya giriyorum ve 25 yaşı var. En son havaya zıplıyor. Heh. tamam. İstemcinden kaynaklanan bir veri hatası sebebiyle bağlantını sonlandırdık. Lütfen A bağlantını kontrol et ve tekrar dene. Şu tarihte açılacak yazıyor. Hesap normalde bugün bir günlük incelemeye girdi. Burada bir günlük ban yedikten sonra bana dediler ki buradaki bir günlük bana bakma 10 yıl da yiyebilir dediler. Gece 3'ü bekle dedi. Ben o yüzden bu videoyu gece 3'ten sonra çekiyorum. Burayı kapattık. Geldik hemen PUBG'ye. PUBG'den buradan kuyut atıyoruz. Hesap girişi neydi? Twitter'dı. Twitter'dan hesabımı giriş yapacağız. Şimdi canlı canlı bizzat sizin görmenizi istiyorum. Twitter'a bastık. Aynen Twitter benim üstümeydi. Hemen kaydettik şöyle hesaba giriş yapıyor ve karşınızda totalde 3 aylık aa 10 yıllık olmuş oh çok Salim iyi çok tarihi iyi. Yazdım bana evet evet, evet. hatta onu gösterebilirim arkadaşlar biz videoya başlamadan önce ben Rıza'ya tarihi attım 3 aylık yediği için 3 ay sonra girip 10 yıllık attırırız diye hatta size de şöyle göstereyim saat farkından anlayabilirsiniz saat şu an 4.22 ve ben Rıza'ya ne zaman yazmış bakın Rıza'ya saat tam 3.58'de yazmışım 2022 11.26 11. ayın 26'sında açılıyor gece 3'te bir saat sonra gelen uyarıya bakın çok iyi. Çok iyi. Zaten amacımız 10 yıllık banatmakta. Güzel. Arkadaşa seslenmek istiyorum. Aldın mı şu an? Bak aldın şu an. Bana girsin abi. 3-5k girsin. Umurumda değil. Ama senin elinde şu an bunlar var. Bak. <laughs> bu arkadaşımızın elinde ne var? Sıfır. Normalde bu bir günlük yedi. Ondan sonra 3 aylık yedi. Bir saat arayla 10 yıllık yedi. Şimdi benim kafarat. Burada PUBG Mobile yetkililerine seslenmek istiyorum. Sözde yayıncıyız abi. Bizim ilgilenebilir ilgilenebilirdi. O bağı kaldırabilirdi. 10 dakikalık bir iş. Hatta bir günlük olsun ya. Bir günde kaldırsa yeterliydi. PUBG Mobile tabi yapmadığı için bize kendi yolumuzu çizdik. Bu hesap elden çıktı. Arkadaşlar bu hesaptan kurtulduk. Ben ekmek yemedim. Zaten hesap bana bedavaya geldi. Çalan arkadaş da ekmek yiyemedi Şimdi o mantıkla ilerleyecek olursak size şundan bahsetmek istiyorum. Eğer hesabınız çalınırsa yapmanız gereken 2-3 işlem var. Onlardan size bahsedeceğim. Özellikle bir tane işlem var. Onu mutlaka yapın abi. Mutlaka. Şimdi arkadaşlar üst bağlardan biri çalındıysa ve hesaba sizinle birlikte biri daha giriyorsa o gün yapmanız gereken şey gece 3'ü bekleyip gece 3'ten sonra toplamda 4 cihazla Bakın burası çok önemli. Toplamda 4 tane cihazla bir hesaba giriş yapıyorsunuz. Çalınan hesaba giriş yapıyorsunuz. 4 tane cihaza giriş yaptıktan sonra daha bu hesaba artık Gmail'den giriş yapsınlar. Yapamazlar. Zaten biz öyle elemanı sokmadık hesaba. Onun da sebebini şöyle anlatayım. PUBG Mobile bir ayar çekmiş. Muhtemelen bu rank kasanlar için çekmiş de şeyin farkına varmamış. Bu hesap çalma muhabbetinin farkına varmamış. PUBG Mobile şöyle bir sistem getirmiş. Bir hesaba bir günde totalde 4 cihaz giriş yapabilir. İşte biz kimleri sokuyorduk o an? 3 tane Asus sokuyorduk. Benim bir bizim editörün bilgisayarı 2 Asus bir tane de normal kendi telefonumu sokuyordum ekstra da bizim bir arkadaşlar onun bilgisayarı sokuyorduk 3 Asus bir iPhone'la giriş yapıyorduk eleman ne yaparsa yapsın hesaba giriş yapamaz bunu da nasıl yaparsınız eğer ki şuradaki alt bağ sizde ise ana bağ sizde ise üst bağ silersiniz sildikten sonra 7 gün boyunca full bu işlemi yaparsınız bu işlemi yaptıktan sonra 7 gün sonunda buradaki bağ kalkar adam gibi artık hesabınıza oynarsınız bu kadar basit bu birinci işlem ikinci işlem ise eğer alt e-posta mı çalındı yani şuradaki e-posta çaldı. Bunun için yardım ve desteğe giriyorsunuz. Buraya girdiniz tamam mı? Buraya girdikten sonra hesabın bilgisayar korsanlığına uğradıysa ne yapmalı? Buna basıyorsunuz. Ondan sonra oyun hesabım kötü niyetli olarak başka birinin sosyal medya platformlarına bağlanmış. Buraya tıklıyorsunuz. Bu tarafa geliyorsunuz. Şöyle sarı bir yazı var. Talep oluştur. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burası çok önemli. Hesabını nasıl kaybettim? Gel abi buraya. Bakın hesabımı daha önce başkalarıyla paylaştığım için bilgilerim sızdırıldı. Bağlantı kaldırmak istiyorum. İkinci seçenek ise hesabım başka birinin sosyal medya hesabına e-postasına cep telefonu kötü niyetli bir şekilde bağlandı. Bunu seçmeyin. Seçerseniz hesap kökten gider bu arada. Diğer nedenler durum ile ilgili daha fazla bilgi vermeniz bizim memnun eder. Bunu geç. Biz direkt burada hesabımı daha önce başkalarıyla paylaştığım için bilgilerim sızdırıldı. Bağlantıyı kaldırmak istiyorum. Bunu tıklıyorsunuz abi. İleri diyorsunuz bunu her gün yapamazsınız. 7 günde 2 itirazla sınırlandırılıyoruz. 7 günde 2 tane itiraz atabilirsin. Ondan sonrasını yapamazsın. 7 günün bitmesini beklemen lazım. İleriye dedik. İlk madde şu arkadaşlar. Bilgisayar korsanlığına uğrayan hesap bilgi ise yani talep onaylandığında hesap bağlantısı silinecektir diyor. Bizim buradaki ana bağdan bahsediyoruz. Zaten burada yazıyor. Mail artı telefon numarası bunlar çok önemli. Bunları kaldırmak için burada ekstra eğer siz Facebook'tan giriş yaptıysanız Twitter düşer. Eğer Twitter'dan giriş yaparsanız Facebook düşer. İkisini de seçme hakkınız var. Burayı seçtikten sonra geçtiğimiz 6 ayda oyunu en çok hangi bölgede oynadınız? Buradan işte hesabın bölgesini seçiyorsunuz. İşte hangi ülkede oynadıysanız, hangi ülkede yaşıyorsanız efendime söyleyeyim Türkiye, Almanya vesaire vesaire bunu geç Ondan sonra buraya kesinlikle doğru işaretlemeniz lazım. Yoksa sıçarsınız. Hatta ben yapayım lan. Türkiye'yi bulalım. Geldim buraya. Türkiye'yi buldum. Ondan sonra geçtiğimiz 6 ayda oyun oynamak için en çok hangi cihazı kullandım? Buradan direkt Asus seçiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayar üzerinden oynuyorum. Emülatörüm. Eğer siz işte Oppo'nuz varsa, Vine'niz varsa, Apple'ınız varsa, Xiaomi'niz varsa size kalmış. Artık hangi cihazdan oynuyorsanız onu seçiyorsunuz. Biz Asus seçelim. Bunları yalan yanlış girerseniz şöyle bir sıkıntı oluyor. Direkt red diyor. Normalde bunun böyle incelenme süresi var. Bir gün sürüyor. Bazen iki gün. Bazen 3 gün. Eğer siz yalan yanlış bilgi girerseniz direkt red diyor. Ulan bunu diyorum doldururken red yemezsin. Geçtiğimiz 6 ayda oyunu en çok hangi zamanda oynadın? Vallahi 7 Dur oyundayız ya. Hangisini işaretleyeyim? 8-11 arası daha çok hangisi? Ama sabah bu. Bunu seçelim ya. Bence de onu seç. Onu mu seçelim? Oğlum yani... şimdi biz 7'ye mi dur Ama burada öyle bir aralık yok yani. Evet. Şey ee, burası önemli abi. Bence bunu seçelim direkt. Gece arkadaşlar 12 ile 4 arasını seçiyorum. Tamam. Geçtiğimiz 6 ayda oyun oynamak için en çok ne tür bir bağlantı kullandın? Emulatördeki wifi oluyordur muhtemelen. Oluyor. Değil mi? Tamam okey. Evet, wi okay. seçtim. Geçtiğimiz 6 ayda en çok hangi klasik mod haritasında oynadım? Tabii ki de Erangel. Bunu seçiyorum. En son hangi ay uyucu esasını aldım? Bu ay hariç. İşte bak burası önemli. Burası önemli. En son hangi ay yükledik lan? Tekno bu ay yaptık değil mi? Onu saymayalım. Geçen ay yüklemedik lan galiba. Vallahi tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Ya. Biliyorsunuz benim bir tane hesabım vardı Firavun'da falan. O yüzden bunu bir, bir tık sallıyorum. Salladım bunu. Geçtiğimiz 6 ayda yetenek şampiyonası için kayıtlı. Hayır. Hayır. Geçtiğimiz 6 ayda genel kanalda kaç tane mesaj gönderdi. Şimdi ben çok yolluyordum. Ama 6 ay boyunca bu hesapta değil. Onu varsayarsak 1 ile 10 mu diyelim? Yo ben takılıyordum da ama 6 ay diyor. Öyle düşünürsek ben zaten 4-5 ay başka bir hesapta. Aa 1 ile diyorum ya. Şimdi arkadaşlar kafada kurduğum mantıkla ilerlersek red yememesi lazım. Yerse de bir yerde hata yapmışızdır. Siz gene iyi düşünün, iyi taşının. 7 günde 2 hakkınız var. Ona göre yapın. Biri red verirse en azından şuradakini esas alırsınız. Diğer talep oluşturduğunuzda hangisinden emin değilseniz onu değiştirip farklı bir şey yapar. Öyle denersiniz. Gelelim abi. Bunları yaparken aynı sürede hesabı da kitleyeceksiniz. 4 cihazdan hesaba giriş yapacaksınız. Biz öyle yaptık. Gittiği yere kadar. Bunu böyle gönder dedim. E gönder dedim. Reddem oğlum. Normalde arkadaşlar eğer yalan yanlış bilgi girseydik burası reddediliyor. Direkt reddedildi diye kıpkırmızı yanıyordu burası. Oyun diyor ki hmm, demek ki bak bu adam doğru bilgiler girmiş. İşleniyor da şu an bekliyor. Yani 2-3 gün sonra reddedilebilir. Direkt telefon numarası ve mail kalkadabilir. Zaten hesapta mail bağlı değil. Bu hesap benim ana hesabım. Telefon numarası da bende. Bu sadece örnek amaçlı size gösterdiğim bir şey. Anlayacağınız bu şekilde hesabınızı kurtarabilirsiniz. Talep oluştururken de 4 cihazdan giriş yapacaksınız. Bu kadar basit. Ne diyoruz arkadaşlar? Emeğiniz varsa, normal bir eşyanız varsa ona sahip çıkın. Çıkamıyorsanız da başkası elinizden aldıysa ona o ekmeği yedirmeyin abi. O eşyayı yedirmeyin. Ne olursa olsun. Bak kafa rahat. Şimdi alsın hesabı. Bak aldı şu an hesabı. Hadi. Iyi olsa girip alsın hesabı. Bu kadar basit. ID'si neydi onun? Hatta buluruz ki şöyle. Gel 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 gel. Şimdi. Sana. Kara 31 69 değil mi? Kara 31 evet, evet, 69. Evet. Arama tıkladık. Bakın arkadaşlar bronz 3. 58 level maskarası var. Mumyası var. Çantası var. A'dan Z hesap. Olması gereken ne buydu? Umarım anlattıklarımı anlamışsınızdır. Ekstra ben zaten yorumlara da katacağım. Bu hesap kurtarma olayını vesaire. Oradan da detaylı bakarsanız. Anlatacaklarım buraya kadar. Artık kafamız rahat. Biz görevi başarıyla tamamladık. Hiçbir sıkıntı yok. Kimseye yar etmedik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha doğrusu açıklama tarzı bir şey oldu bu. Buradan birkaç ders çıkarmışsınızdır. Her neyse video hoşunuza gittiyse videoyu like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şuradan da bildirimleri tümünü alırsanız attığımız her videodan haberdar olabilirsiniz. O hileyi sansürsüz bir şekilde görmek istiyorsanız da Instagram adresi burada Buradan direkt Instagram'a gelip sansürsüz bir şekilde görebilirsiniz. Ben sizin için bir daha atacağım. Hiç problem değil. Neyse. Kendinize çok 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 cici bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.